Öncelikle Marley'nin ölü olduğunu belirtmeliyim. Marley öldü ve bütün mirasını Scrooge'a bıraktı. O günden sonra Scrooge ve Marley firmasının tek sahibi Ebenezer Scrooge oldu. Scrooge firmanın tabelasından Marley'nin adını sildirmedi. Ölümünden yıllarca sonra bile Marley'nin adı tabelada kaldı. Aslında Marley'den geriye kalan tek şey de bu oldu. Onları yakından tanımayan insanlar Scrooge'a bazen Marley diye hitap ediyorlardı ancak bu Scrooge'u hiç rahatsız etmiyordu. Scrooge açgözlü, cimri ve ürkütücü bir adamdı. Hırsı, tamahkarlığı ve acımasızlığı yaşlandıkça artmış, Scrooge sonunda korkunç bir yaşlı adama dönüşmüştü. Taş gibi bir kalbi ve her zaman asık, donmuş gibi görünen bir suratı vardı. O kadar cimri bir adamdı ki, çok parası olduğu halde yoksullara yardım etmez, çok düşük ücretlerle çalıştırdığı işçilerine bayramlarda bile izin vermez ve hatta en soğuk kış günlerinde bile iş yerinin ısıtılması için para harcamak istemezdi. Scrooge kimseye değer vermezdi ve tabii ki bunun sonucu olarak kimse de ona değer vermezdi. Hiçbir şey bu aksi yaşlı adamı neşelendiremezdi kalbini yumuşatamazdı. Hatta Noel ve yılbaşı neşesi bile onu hiç etkilemezdi. Bir yılbaşı günü, akşama doğru her zamanki gibi katibi Bobla ofiste çalışıyorlardı. Gün boyu kar yağmış, şimdi de hava iyice soğuduğu için yollar buz tutmuştu. Scrooge, masraf olmasın diye ofisteki sobalarda yakılacak kömüre sınır koymuştu. Katibin çalıştığı odadaki sobada sönmeye yüz tutmuş bir ateş vardı. Bu nedenle ofis neredeyse dışarısı kadar soğuktu. Zavallı Bob mum ışığında faturaları deftere geçiriyor, donan parmaklarını mumun aleviyle ısıtmaya çalışıyordu. Bu sırada iki tombul ve neşeli adam ofise girdi. Adamlar şık kıyafetler giymişlerdi ve zengin görünüyorlardı. Adamlardan biri firmanın ortağı Bay Marley siz misiniz diye sordu. Scrooge, Marley öleli yedi yıl oluyor dedi. Yedi yıl önce tam da bu gece öldü. Diğer adam, öyleyse siz Bay Scrooge olmalısınız diyerek kartını uzattı. Sizin de müteveffa ortağınız kadar cömert ve hayırsever olduğunuza eminiz. Cömertlik ve hayırsever kelimelerini duyan Scrooge adama kartını geri uzattı. Zaten asık olan suratını iyice ekşitmişti. Adamlardan biri, yeni bir yıla başlarken hayır kurumları için bağış topluyoruz. Yardımlarınız fakirlere yeni yıl için umut verecektir. Binlerce insan temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor, başını sokacak bir yer bulamıyor efendim, dedi. Scrooge ters ters bakarak, ne oldu? Hapishaneleri kapattılar mı diye sordu. Adam, çok fazla hapishane var diye cevap verdi. Scrooge, peki ya düşkünler için olan evler duruyor mu? diye sordu. Hala açıklar öyle değil mi? Adam başını önüne eğerek evet efendim açıklar dedi. Keşke gerek kalmamış olsaydı ama binlerce insanın gidecek başka bir yeri yok. Öyleyse yoksullara yardım yasası da hala yürürlükte öyle değil mi? Evet efendim yürürlükte dedi adam. Scrooge sizi duyan da bunların hepsi ortadan kalktı zanneder dedi. Hala var olduklarını duyduğuma memnun oldum. Öyle ama ne yazık ki yardımlar yetersiz. Biz de yoksullara yiyecek ve yakacak alabilmek için bağış topluyoruz. Yılbaşını seçtik çünkü kış nedeniyle ihtiyaçların en üst seviyeye ulaştığı ve yardımların en çok sevindirdiği dönem bu. Siz ne kadar vermeyi düşünüyorsunuz? Bir şey vermeyi düşünmüyorum. Boş yaşayan insanları da mutlu etmek gibi bir dileğim yok. İhtiyacı olanlar düşkünler evine gitsinler. Adam üzüntüyle Pek çok insan bu şansı bulamıyor, kötü koşullar yüzünden hayatlarını kaybediyorlar, dedi. Scrooge burnunu havaya kaldırdı. Bana ne, diye cevap verdi. Benim işim bana yeter. Hadi iyi akşamlar beyler. Bu duygusuz ve bencil adamı ikna etmeye çalışmanın bir işe yaramayacağını anlayan adamlar arkalarını dönüp ofisten çıktılar. Onlar çıkarken içeri genç bir adam girdi. Mutlu yıllar dayıcım, yeni yılın kutlu olsun, diye neşeli bir çığlık duyuldu. Gelen Scrooge'un hayattaki tek akrabası olan yeğeniydi. Scrooge sıkıntıyla "Aman Fred!" dedi. "Her zamanki gibi çocukça davranıyorsun. Böyle saçma şeylerle uğraşacak yaşı geçmedin mi artık?" Fred böyle soğuk bir havada koşturarak yürüdüğü için yanakları kıpkırmızı olmuştu. Scrooge'un sözleri keyfini kaçırmadı. Heyecanla Hadi dayı, bugün yılbaşı. Bırak çalışmayı da bize gidip güzel bir yemek yiyelim. Sonra da sohbet eder, tombala oynarız." dedi. Scrooge, "Saçmalama. Bugünün diğer günlerden ne farkı var ki?" diye cevap verdi. "Üstelik sen niye bu kadar neşelisin? Nasıl mutlu olabilirsin ki? Sonuçta çok fakirsin." Fred, dayısının huysuzluğuna aldırmadı. "Peki öyleyse, sen niye bu kadar aksisin? Sonuçta çok zenginsin." diye cevap verdi. Buna verecek cevap bulamayan Scrooge, "Of ya!" diye bağırdı. Yeğeni, "Hadi dayı, bu kadar inatçı olma. Bize gel, hep birlikte eğlenceli bir aile yemeği yiyelim." dedi. Scrooge ayağa kalktı. Öfkeyle, "Yılbaşında asıl konu nedir biliyor musun? Faturalar, kapatılması gereken hesaplar, dengelenmesi gereken muhasebe defterleridir. Kendini bir yıl daha yaşlanmış bulursun." Hesap kitap zamanıdır ama çoğu kişi için o hesaplar yıl boyunca eksiye gitmiştir. Bana kalsa mutlu yıllar lafını söyleyen herkesi çam dalıyla pataklardım diye bağırdı. Fred ama dayı derken ne olmuş diye karşılık verdi dayısı. Git bu sıkıcı neşeni kendi evinde yaşa. Kesinlikle sizinle yemek yemek istemiyorum. Beni rahat bırak. Yan odadaki katip endişeyle bu konuşmayı dinliyordu. Bu güzel yılbaşı akşamında sıcacık evinde ailesiyle birlikte olmaktan başka bir dileği yoktu. Fred başını öne eğdi. Senden bir şey istemiyorum. Hiçbir talebim yok. Ailenden kalan tek kişi benim. Neden beni yok sayıyorsun? Hadi iyi akşamlar. Böyle düşündüğün için çok üzüldüm. Seninle kavga etmişliğimiz bile yoktur. Ama ben yine de ne zaman istersen bize gelebileceğini söyleyeceğim. Hadi iyi akşamlar Fred. Mutlu yıllar dayı. Tüm bu konuşmalara rağmen Fred hiçbir kırgınlık belirtisi olmadan ofisten çıktı. Dışarıya çıkarken katibe mutlu yıllar dilemeyi de unutmadı. Bu sırada sis ve karanlık iyice çöktüğünden görevliler sokak lambalarını yakmaya başlamışlardı. Soğuk da giderek artmıştı süslü vitrinlerin ve lambaların sıcaklığının camlardan sokağa aktığı dükkanların önünden geçen insanların yüzleri aydınlıktı. Havada ısıran ve içe işleyen bir soğuk vardı. Soğuktan donduğu belli olan hırpani kılıklı bir genç mutlu yıllar diyerek ofisin kapısından başını uzattı. Zengin bir adamdan alacağı birkaç kuruş yardımla akşam yemeği yiyebileceğini umuyordu. Yaşına göre çok hızlı hareket edebilen Scrooge, eline geçen bir cetveli kapıya doğru fırlatınca delikanlı korkuyla kaçtı. En sonunda iş yerini kapatma saati gelmişti. Hırsla yerinden kalkan Scrooge, soğuktan suratı kıpkırmızı olmuş katibe çıkabileceğini söyledi. Katip de hemen yanan mumu söndürüp şapkasını giydi. Scrooge suratını asarak "Yarın tüm gün izin istersin sen şimdi, öyle değil mi?" diye sordu. Eğer sizin için de uygunsa efendim. Yaşlı adam, tabii ki uygun değil diye yanıt verdi. Üstelik adil de değil. Çalışmadığın bu günü maaşından kessem bunun haksızlık olduğunu iddia edersin öyle değil mi? Katip hafifçe başını öne eğdi ama bir şey söylemedi. Paltosunu giyen Scrooge önünü iliklerken Sanırım sana tüm gün izin vermem gerekiyor ama sonraki gün daha erken geleceksin dedi. Katip daha erken geleceğine söz verdi ve Scrooge homurdanarak dışarı çıktı. Ofisin kapısını kilitledi ve yürüyüp gitti. Paltosu olmadığı için atkısını ceketinin önüne sarkıtan katip, donmuş kaldırımda kayan çocukları gördüğü anda her şeyi unuttu ve çocuklarla birlikte kaymaya başladı. Sonra da hızla evine doğru yürüdü. Marley'nin ölü olduğunu söylemiştim, öyle değil mi? Gerçekten de Marley bir kapı tokmağı kadar cansızdı. Neyse, Scrooge her zaman gittiği iç karartıcı handa yemeğini yedi ve bütün gazeteleri okuduktan sonra evine gitti. Bir zamanlar ortağına ait olan ve o öldükten sonra kendisine kalan eski ve kasvetli bir evde yaşıyordu. Evin girişi o kadar karanlıktı ki Scrooge çoğu zaman Kilidi el yordamıyla bulur, anahtarı da el yordamıyla takardı. Kapının üstündeki tokmak biraz büyüktü ama bunun dışında dikkat çeken bir özelliği yoktu. Scrooge bu tokmak hakkında daha önce hiç düşünmemişti. Ancak o gece anahtarı kilide takıp başını kaldırdığında büyük bir şok yaşadı. Kapı tokmağının yerinde Marley'nin suratı duruyordu. Üstelik etraftaki zifiri karanlık sanki kapı tokmağına işlemiyor gibiydi. Tokmaktaki Marley'nin yüzü tekinsiz bir ışık saçıyor gibiydi. Marley sinirli ya da üzgün gibi durmuyordu. Her zamanki Marley'di işte. Gözleri fal taşı gibi açılmış doğrudan Scrooge'un suratına bakıyordu. Saçları sanki rüzgar varmış gibi dalgalanıyordu. Scrooge bu tuhaf şeye şaşkınlıkla baka kalmışken Marley'nin suratı kayboldu ve arkada kapı tokmağı kaldı. Yaşlı adam gerçekten ürkmüştü. Hatta kanı donmuş ve eli ayağı titremeye başlamıştı. Ancak yine de kendinde anahtar deliğine soktuğu anahtarı çevirecek gücü buldu. Kapıyı açtı, içeri girdi ve mumu yaktı. Kapıyı kapatmadan önce bir an durakladı ve kapının arkasına dikkatle baktı. Orada Marley'nin başının arkasını görmeyi bekliyordu. Ama gözüne çarpan tek şey tokmağı tutan çiviler oldu. Yok artık diyerek kapıyı kapattı. Ses evin içinde yankılandı. Scrooge öyle kolayca korkacak bir adam değildi. Ama yine de elinde mumla bütün odaları tek tek kontrol etti. Sokaktaki gaz lambaları evi aydınlatmaya yetmiyordu. Scrooge'un elindeki mum ise Hiçbir şeyi aydınlatabilecek gibi değildi. Aslında ışık için para harcamak gerektiğinden Scrooge karanlığı severdi. Ancak o sırada ışığa sempatiyle bakmaya başlamıştı. Salon, yatak odası, sandık odası her köşe olması gerektiği gibiydi. Masanın, yatağın ve koltuğun altında kimse yoktu. Dolaplarda da sadece eşyalar vardı. Rahatlamış bir halde yatak odasına girdi ve kapısını kilitledi. Hatta ne olur ne olmaz diye anahtarı iki kez çevirdi. İyice rahatlamış, hayal gördüğünü düşünmeye başlamıştı. Ceketini ve boyun bağını çıkarttı, sabahlığını ve terliklerini giydi. Şöminede küçük bir ateş yanıyordu. Hizmetçisi onun için bir fincan sütlü çay bırakmıştı. Gece başlığını da kafasına takarak ateşin karşısına oturdu. Ve fincana alıp çayını içmeye başladı. Ateş o kadar küçüktü ki bu soğuk gecede pek işe yarayacak gibi görünmüyordu. Koltuğunu şömineye iyice yaklaştırdı ve ateşe doğru eğildi. Şömine yıllar önce felemenk bir tüccar tarafından yaptırılmıştı ve çevresi mitolojik karakterlerin resimleriyle süslenmişti. Zeus, Apollon, Thor ve Odin'in resimleri arasında yedi yıldır ölü olan Marley'nin yüzünü görünce hızla ayağa fırladı. Kendi kendine söylenerek birkaç kez dolandıktan sonra tekrar oturdu. Arkasına dayandığında evin içinde bir yerlerden bir çan sesi geldi. Birkaç saniye sonra evdeki bütün çan ve ziller çalmaya başladı. Bu yaklaşık bir dakika sürmüştü ama Scrooge'a saatlerdir çalıyormuş gibi gelmişti çanlar ve ziller çalmaya başladıkları gibi hep birden susu verdiler. Hemen peşinden sanki birisi mahzende ağır bir zincir sürüklüyormuş gibi bir ses duyuldu. Scrooge, perili evlerdeki hayaletlerin şıngırdayan zincirler gibi sesler çıkarttıklarının söylendiğini hatırladı. Mahzenin kapısı gümbürtüyle açıldı ve zincir sesi odalarda gezinmeye başladı. Ses merdivenlerden yukarıya, ve tam da yatak odasına doğru geliyordu. Scrooge kendi kendine buna inanmıyorum dedi ama Betty benzi atmıştı. Derken bir şey yavaşça kapalı kapının içinden geçip odaya girdi. Küçük ateş sanki hayaletten korkmuş gibi bir an parlamış ve sonra iyice sönükleşmişti. Scrooge gözlerine inanamıyordu. İşte bu çok yakından tanıdığı bir yüzdü. Marley her zaman giydiği paltosu, pantolonu ve püsküllü çizmeleriyle içeri dalmıştı. Saçları da çizmesinin püskülleri de sanki rüzgar varmış gibi uçuşuyordu. Taşıdığı zincir belinin çevresinden dolanıyordu ve arkasında bir kuyruk gibi sarkıyordu. Ancak Scrooge'un asıl dikkatini çeken şey zincirden sarkan ağır para kasaları, anahtarlar, asma kilitler, hesap defterleri senetler ve demirden yapılmış cüzdanlardı. Scrooge gördüklerine inanmamaya karar vermişti. Büyük olasılıkla şu anda mışıl mışıl uyuyor ve kabus görüyordu. Kendi kendine bu kesinlikle Marley'nin hayaleti olamaz dedi. Hayalet ne yani gözlerine inanmıyor musun diye sordu. Scrooge inanmıyorum çünkü rahatsız bir mide duyuları etkileyebilir diye cevap verdi. Belki de çayımdaki süt bozuktu ve o yüzden kabus görüyorum şu anda. Hayalet, pencereden dışarı bakmanı öneririm, dedi. Scrooge koltuktan kalktı ve pencerenin önüne gidip sokağa baktı. Her yerde oraya buraya giden ve inleyen bir sürü hayalet vardı. Scrooge gerçekten de ağır hasta olduğunu düşündü. Ateşi çıkmış olmalıydı. Sakin bir tavırla geri döndü. Koltuğa oturdu ve hayalete baktı. ''Sen kimsin ve benden ne istiyorsun?'' diye sordu. Hayalet ''Ben yaşarken Jacob Marley'dim'' dedi. Scrooge'un kanı donmuş gibiydi ve aklı gördüklerini bir türlü kabul edemiyordu. ''Şu aynaya bak'' dedi. ''İnanışa göre bunu kırarsam yedi yıl uğursuzluk yaşayacağım. Böyle şeylere inananlar var.'' Oysa bunların hepsi uydurmaca, batıl inanç, saçmalık. Hayalet ürkütücü bir çığlık attı ve zincirlerini şıngırdattı. Çok korkan Scrooge, yalvarırım merhamet et diye bağırdı. Neden bana musallat oldun şimdi? Hayalet sanki uçar gibi havada süzüldü ve Scrooge'un karşısındaki koltuğa oturdu. Neredeyse şeffaf olan hayaletin koltuğa oturabilmesi Scrooge'u daha da şaşırtmıştı. Bu şaşkınlık sayesinde az önce yaşadığı zayıflığı yendi ve sanki bir iş pazarlığındaymış gibi "Ne istiyorsun benden?" diye sordu. Marley'nin sesi, "Konuşmamız gerek." dedi. Scrooge, "Neden hayaletler dünyada yürüyor ki? Neden bana görünüyorlar?" diye sordu. "Hayatının gidişatı üzerine önemli bir karar vermen gerekiyor." Hayalet tekrar bir çığlık attı ve zincirini şaklattı. Scrooge korkudan titreyerek sen neden zincirlisin ve neden böyle ağır yükler taşıyorsun diye sordu. Hayalet yaşarken yaptığım zincire bağlıyım diye yanıt verdi. Her halkasını kendim dövdüm. Tamamen kendi özgür irademle oluşturdum bu zinciri. Bu sana tanıdık gelmedi mi? Scrooge artık korkudan öleceğini düşünmeye başlamıştı. Sen de yaşamını iş ve para üzerine kurdun senin de zincirin hazır. Ancak henüz onu göremiyorsun. Her gününü zincirine yeni bir ağırlık eklemek için kullanıyorsun. Scrooge, Jacob diye yalvardı. Jacob Marley, ne demek istediğini hemen açıkla lütfen. Hayalet, seni teselli edemem dedi. Ebenezer Scrooge, sana akıl da veremem. Başka bir şey yapmama izin yok. Dinlenemem, kalamam, hiçbir yerde oyalanamam. Hayatım boyunca firmamızın sınırları dışına çıkmadım. Aklım hep işteydi. Şimdi de sonsuz yolculuk var. Scrooge düşünceli bir şekilde, "7 yıldır ölüsün. Bu kadar yıldır yolculuk mu yapıyorsun?" diye sordu. "Evet, hiç durmadan, hiç dinlenmeden, hiç bitmeyen bir eziyet bu. Peki nasıl geziyorsun? Rüzgarın kanatlarıyla." Scrooge, "Bu nasıl oldu? Sen iyi bir iş adamıydın." Kimseye de bir kötülük ettiğini görmedim," dedi. Kısa hayatın boyunca çok şey yaptığını sanıyorsun. Ancak sonunda bütün ömrünü boşa geçirdiğini anlıyorsun," dedi hayalet. "Ama sen çok para kazandın." Hayalet, "Para mı?" dedi ve bir acı çığlık daha attı. "Para için değil, insanlar için çalışmalıydım. Toplumun refahını düşünmeli, ihtiyacı olanlara yardım etmeli." dostlarımı mutlu etmeliydim. Zincirlerini kaldırdı. Yılın bu döneminde diye devam etti. Kalbim sızlıyor. Neden sanki kimseyi umursamadan insanların arasında dolaştım ki? Yardım eli uzatabileceğim yoksulları görmezden geldim. Scrooge hayaletin bu sözlerini duyunca ne düşüneceğini bilemedi. Hayalet dinle beni dedi. Söylemem gereken şeyler var. Zamanım bitmek üzere. Dinliyorum ama önce lütfen söyle, seni nasıl görebiliyorum? Hiç bilmiyorum. Oysa genellikle yanına geldiğimde görünmeden bu koltukta oturuyordum. Bu kulağa korkunç geliyordu. Scrooge ürperdi. Hayalet, bu gece buraya senin de benim gibi olmanı engellemek için geldim. Seni uyarmam gerek Ebenezer, dedi. Her zaman çok iyi bir arkadaştın, dedi Scrooge. Sana üç hayalet görünecek, diye devam etti hayalet. Bu büyük bir şans. Onu daha önce korkunç saatlerin beklediğini düşününce yüreğini donduran bir dehşete kapıldı. Hayalet konuşmaya devam etti. Beni bir daha göremeyeceksin ama bu fırsatı kullan ve kendini kurtar. Sonra ayağa kalktı ve pencereye doğru yürüdü. Kapalı pencereden geçti ve gözden kayboldu. Scrooge merakına yenilip pencereyi açtı ve dışarı baktı. Etraf hala hayaletlerle doluydu. Hepsinde zincirler vardı. Bazıları birbirine bağlıydı ama hiçbiri özgür değildi. Pek çoğunu tanıdığını fark etti. Birden ortalığı yoğun bir sis kapladı ve hiçbir şey görülmez oldu. Scrooge camı kapattı ve odanın kapısını kontrol etti. Hala kilitliydi. Ateşin karşısında uyuyakalıp kabus görmüş olmalıyım diye düşündü. Sonra da yatağa giderek kafasını yastığa koyar koymaz uykuya daldı. Sıkrı uç uyandığında hava zifiri karanlıktı. Gözünü kırpıştırdı ve pencereye baktı. Korkunç bir kabus görmüştü. Acaba üşütmüş müydü? Ateşi çıkmış olmalıydı. Pencerede hiç ışık görünmüyordu. Hatta pencereyi bile duvardan ayırt edemiyordu. Bulutlar gökyüzünü kaplamış, Yağmur sokak lambalarının ışığını kapatmış olmalıydı. Ancak yağmur sesi duyulmuyordu. Aslında hiç ses duyulmuyordu. Birden yakınlardaki kilisenin çanları çalmaya başladı. Odasındaki saati göremediği için çanın kaç defa çaldığını sayıp saatin kaç olduğunu anlamaya çalıştı. Devasa çan 12'ye kadar çalıp sustu. Bu mümkün değildi. O yatarken saat biri geçiyordu. Kesin çanın mekanizması bozulmuştu. Buzlanmış olmalıydı bu havada. Kendi kendine tüm gece ve gündüz uyumuş olamam ya saat öğlen 12'yi vuruyorsa güneşe ne oldu diye sordu. Yataktan çıktı ve pencereye gitti. Camı kalın bir buz tabakası kaplamıştı. Pencereyi azıcık aralayıp dışarı baktı. Hava hala çok sisli ve soğuktu. Sokakta kimsecikler yoktu. Herhalde gündüz vakti güneş ortadan kaybolsa sokaklar paniğe kapılmış insanlarla dolardı. Peki ya günle gece birbirine girdiyse, süreli çeklerin ne zaman bozdurulacağını nasıl belirleyeceklerdi? Scrooge tekrar yatağına gitti. Yatağın çevresindeki perdeleri kapattı ve yorganı çenesine kadar çekti. Gördüğü kabus canını çok sıkmıştı. Gerçi içinden bir ses hala rüya mıydı, gerçek miydi diye soruyordu. Gözünü karşıya dikmiş, endişeyle düşünürken tekrar uyuya kaldı. Birden bir hışırtıyla uyandı. Yatağın perdeleri kendi kendine açılmaya başlamıştı. Dehşetle odaya kaynağı belirsiz bir ışık düştüğünü gördü. Çenesini yorganın altından çıkarıp başını dışarı uzattığında küçük bir çocukla burun buruna geldi. Çocuk gerçekten de garip görünüyordu. Saçları bembeyazdı ve sanki çok yaşlı bir adam gibi duruyordu. Ama yüzünde tek bir kırışıklık yoktu. Kolları bir çocuk için fazla uzun ve kaslıydı. Sanki kardan yapılmış gibi görünen ışıltılı bir ceket giymişti. Ve elinde yeşil bir çoban püskülü dalı tutuyordu. Ceketin içindeki gömleği ve pantolonu Yaz çiçekleriyle bezenmişti. Başında ise etrafı aydınlatan ışıktan bir taç vardı. Çocuğun bazı bölümleri silikleşip tekrar görülür olunca Scrooge bunun bir hayalet olduğunu hemen anladı. Scrooge titreyen bir sesle "Sen kimsin?" diye sordu. Hayalet yumuşak bir sesle "Ben geçmiş yılbaşının hayaletiyim." diye yanıt verdi. Scrooge hayaletin boyunun kısalığını ima ederek "Çok uzak geçmişten geliyorsun herhalde." dedi. Hayalet ters ters baktı. "Hayır, ben senin geçmişinin hayaletiyim." diye yanıt verdi. Scrooge "Neden geldin?" diye sordu. "Sana bir iyilik yapacağım." dedi hayalet. Scrooge minnettar olduğunu söyledi ama rahat yatağında rahatsız edilmeden uyumanın daha çok işine yarayacağını düşünmeden edemedi. Hayalet onun düşüncelerini okumuş olmalıydı. Derinden gelen tehditkar bir sesle "Kendine gel." dedi. Sonra da "Yataktan çık ve benimle yürü." diye ekledi. Scrooge, dışarısı buz gibi, her yer donmuş. Hava aydınlanıp soğuk azıcık kırılınca yürüsek daha iyi olmaz mı?" diye fikir beyan etti üstünde geceliği, ayaklarında terlikleri, başında uyku şapkası vardı. Kendini böyle hasta hissederken sıcacık yatağında yatmak daha iyi olacaktı. Hayalet bıkkınlıkla yaşlı adamın kolundan tuttu ve pencereye doğru sürükledi. Scrooge, hayaletin pencereden dışarıya çıkma niyetinde olduğunu görünce paniğe kapıldı. ''Ben ölümlüyüm, pencereden çıkarsam aşağı düşerim.'' dedi. Hayalet onu duymamış gibiydi. Homurtular arasında duvardan geçtiler ve ıssız bir yolun üstüne çıktılar. Sis ve karanlık içinde ortalıkta kimseler yoktu. Bir yanda tarlalar uzanıyordu. Aydınlık serin bir kış günüydü ve yerlerde kar vardı. Scrooge burayı tanımıştı. "Burası benim doğduğum yer," dedi. Hayalet ona gülümsedi. Hala kolunu tutuyordu. Yolu hatırlıyor musun? diye sordu. Havada binlerce farklı koku vardı ve her biri çoktan unutulmuş binlerce anısını, umudunu, heyecanını ve üzüntüsünü canlandırıyordu. Scrooge tabii ki diye yanıt verdi. Bu kadar yıl boyunca hiç gelmemiş olman tuhaf. Hangi yöne gideceğiz? Yolun üstünde uçarken Scrooge her kapıyı, her evi ve her ağacı hatırladı. İleri de Küçük bir köy vardı. Köylüler günlük işlerini yapıyorlardı. Her yer çocuk doluydu ve herkes çok neşeli görünüyordu. Köylüler birbirlerine iyi yıllar diliyorlardı. Hayalet burada sadece gözlemciyiz. Kimse bizi göremez ya da duyamaz diye açıkladı. Scrooge köydekilerin çoğunu tanıyordu. Birden içi sevinçle dolmuştu. Çok uzun yıllardır İçinde böyle bir sıcaklık hissetmemişti. Hayalet, "Bak, okulda hala bir çocuk var." dedi. Scrooge bu çocuğu da tanıdığını söyledi. Ana yoldan çıkıp bir yan yola saptılar ve kısa süre içinde kırmızı tuğlalarla yapılmış bir binaya ulaştılar. Okul olarak kullanılan bu bina yüksek ve gösterişliydi ama bakımsız görünüyordu. Boyaları dökülmüş Duvarları yosun tutmuştu. Pencerelerdeki camların bazıları kırılmıştı. Bahçeyi ve avluyu yabani otlar bürümüştü. İçeri girince odaların çoğunun boş olduğunu ve kapılarının açık olduğunu gördüler. İçerisi de buz gibiydi ve küf kokuyordu. Binanın terk edilmiş gibi bir havası vardı. Okulun arkasındaki odalardan birinde cılız bir alevin karşısına oturmuş bir çocuk gördüler. Scrooge kendi çocukluk haline hüzünle baktı. Kalbine bir ağırlık çökmüştü. Ölümün gölgesindeymiş gibi görünen bu binadaki çocuğun yapabildiği tek şey kitap okumaktı. Hayalet Scrooge'un koluna dokundu ve ateşin karşısında oturan çocuk biraz daha büyüdü. Hala aynı koltukta oturan delikanlı kitabını o kadar tutkuyla okuyordu ki kitabın kahramanları etrafında dolaşmaya başlamıştı. Robinson Cruz karşısındaki koltukta oturuyor, papağanı etrafta uçuyordu. Birden Scrooge, ah zavallı çocuk diye haykırdı. Hayalet, evet gerçekten de öyle diye onayladı. Scrooge, hayır hayır dedi. Aklıma bugün bana iyi yıllar dileyen genç çocuk geldi. Keşke ona bayram harçlığı verseydim. Ama artık çok geç. Hayalet düşünceli bir şekilde gülümsedi. Hadi başka bir yılbaşı gününe gidelim. Scrooge'un çocuk hali bu kelimelerle büyüyü verdi. Sanki o da biraz daha kararmış, biraz daha kötüleşmiş gibiydi. Scrooge bunun nasıl olduğunu anlamamıştı ama gördüğü her şeyin geçmişine ait olduğunu görebiliyordu. Okuldaki bütün çocuklar Yılbaşı tatili nedeniyle evlerine gitmişlerdi ve o yine yalnızdı. Bu defa kitap okumuyor, odada dolaşıyordu. Scrooge kafasını sallayarak endişeli bir şekilde kapıya döndü. Kapı açıldı ve içeri küçük bir kız girdi. Gelen Scrooge'un kız kardeşi Fan'dı. Kız neşeyle "Seni eve götürmeye geldim." dedi. "Babam artık eve dönebileceğini söyledi." Kız abisinin eline sarıldı ve kapıya doğru sürükledi. Bu sırada koridorda rahatsız edici bir ses yankılandı. Scrooge efendinin sandığını buraya indirin. Bu gerçekten taş kalpli ve kibirli bir insan olan okul müdürüydü. Çocuklar sandığın indirilmesini müdürün odasında beklediler. Scrooge'un sandığı arabaya yüklendi ve çocuklar sevinçle arabaya atlayıp arkalarına bile bakmadan uzaklaştılar hayalet hüzünle arkalarından baktı çok narin bir kızdı ama kocaman bir kalbi vardı dedi scrooge'un gözleri dolmuştu evet öyleydi diye fısıldadı hayalet çok genç yaşta öldü sanırım çocuğu da vardı diye ekledi scrooge artık gözyaşlarını tutamıyordu evet bir çocuğu vardı evet dedi hayalet "yiğenin Fred." Scrooge sadece "evet." diyebildi. Hayalet elini kaldırdı ve bir anda şehrin kalabalık sokaklarından birinde ortaya çıktılar. İnsanlar aceleyle yürüyor, at arabaları birilerini taşıyordu. Dükkanların vitrinlerinden burada da yılbaşı olduğu anlaşılıyordu. Akşam çöküyordu ve görevliler sokak lambalarını yakmaya başlamışlardı hayalet bir deponun önünde durduğunda Scrooge nereye geldiklerini anlamıştı. ''Burası benim ilk iş yerim, burada çıraktım ben.'' dedi. İçeri girdiler. Yüksek bir masanın arkasında iri bir adam oturuyordu. Scrooge heyecanla çığlık attı. ''Hey, işte Bay Fezvik. Ah yüce gönüllü Fezvik, hayata dönmüş.'' Yaşlı Fezvik kalemini bıraktı ve başını kaldırıp saate baktı. Saat yedi olmuştu. Neşeli bir sesle ''Hey çocuklar, Ebenezer, Dick!'' diye seslendi. Scrooge'un artık genç bir adam olmuş haliyle diğer çırak koşarak içeri girdiler. Scrooge ''Bu da Dick Wilkins!'' dedi. Çok dürüst ve çok sadık bir çocuktu. Ah iyi kalpli Dick. Fezwick ''Hadi çocuklar, paydos saati geldi. Bugün yılbaşı, ofisi eğlenceye hazırlayalım.'' dedi. Delikanlılar hemen dışarı fırlayıp kepenkleri indirdiler. Fezwick'te işe koyulmuş eşyaları kenara çekmeye başlamıştı. Çıraklar ortalığı temizleyip şöminedeki ateşi beslediler. Ofis, karanlık bir kış gecesinde bir balo salonu nasıl görünürse onun kadar parlak ve ışıltılı olmuştu. Çıraklar birbirinden nefis görünen yiyecekleri içeri taşımaya başladılar. Göz açıp kapayana kadar nar gibi kızarmış birkaç hindi ve tavuk, kekler, kurabiyeler, tatlılar ve meyveler duvar kenarlarına yerleştirilmiş masaların üzerine dizilmişti. Elinde bir nota kitabıyla bir kemancı geldi ve yüksek masaya gidip kemanını akort etmeye başladı. Ardından suratında kocaman bir gülümsemeyle Bayan Fezvik içeri girdi. Şeker gibi üç kızı ve neşeyle arkalarında dolaşan altı oğlan, Bay Fezvik'in meslektaşları ve mahalledeki diğer iş yerlerinin çalışanları da eşleri ve ahbaplarıyla birlikte geldiler. Temizlikçi kadınla, fırıncı kuzeni, aşçıyla kardeşinin arkadaşı, sütçü de eksik kalmadılar. Bay Fezvik herkesi tek tek selamlıyor ve yemek masalarına yönlendiriyordu. Derken kemancı hareketli bir dans müziği çalmaya başladı ve en az 20 çift piste fırladı. Kimse mükemmel dans edemiyordu ama herkes çok eğleniyordu. Fezvik çifti neşeyle dans ediyor, davetlilerle sohbet ediyor, etrafa neşe saçıyorlardı. Saat 12'yi geçince bu aile balosu sona erdi. Bay ve bayan Fezvik kapının önünde bekleyerek balodan ayrılan herkesin elini tek tek sıktılar. Geldikleri için teşekkür edip iyi yıllar dilediler. Olanları gözleri ışıldayarak seyreden Scrooge, görüntü kaybolmaya başlayınca hayaletin yanında olduğunu hatırladı. Hayalet, pek de büyütülecek bir şey değil. Adam birkaç kuruş harcadı diye ne kadar da övgü topladı. Alt tarafı uyduruk bir eğlence, dedi. Scrooge birden çok öfkelenmişti. Bu adam para harcadı diye övülmüyor. Bizi mutlu etmeyi tercih ettiği için harika bir adam. O patrondu. Bize kötü davranıp köle gibi çalıştırabilirdi. Etrafındaki insanlar için parmağını kımıldatmayabilirdi. Ama o insanlara değer vermeyi ve çevresindekileri mutlu etmeyi seçti. Sözleri ve davranışlarıyla bir servet harcamış kadar mutlu etti herkesi. Dedi ve birden sustu. Yüzünden bir bulut geçti. Hayalet ne oldu diye sordu. Şey Keşke katibimin yeni yılını kutlasaydım dedi Scrooge. Hayalet bunu duymamış gibi davrandı. Zamanım kısalıyor dedi. Acele etmeliyiz. Bu sözlerin ardından göz açıp kapayıncaya kadar bir süre içinde başka bir yere gittiler. Scrooge yine kendisini gördü. Artık tamamen yetişkin bir adamdı. Hala gençti ve yüzünde kırışıklık yoktu ama ifadesi sertleşmiş, duruşu ciddileşmişti. Gözlerinden hırsı okunabiliyordu. Yalnız değildi. Yanında koyu renkli, sade bir elbise giymiş güzel bir kız vardı. Kızın gözleri yaşlıydı. Kız Scrooge'a dönerek, "Artık seni benden çok daha fazla mutlu ediyor. Gelecekte de durumun iyi olacak. Benim yerime geçti ve artık hiçbir şey önemli değil." dedi. Scrooge, "Senin yerini alan ne olabilir ki?" diye sordu. "Para," dedi kız. Bu söylediğin çok saçma. Fakir olmayı istemiyorsun ama para kazanmaya çalışıyorum diye de bana kızıyorsun. Artık senin tek tutkun para kazanmak. Hırsından başka bir şeyi gözün görmüyor," dedi kız. "Genç adam, ne olmuş yani? Artık daha zeki ve deneyimli biriyim. Sana karşı değişmediğimi de biliyorsun," dedi. Kız başını iki yana salladı. "Genç adam, hala seninle birlikte bir aile kurmak istiyorum." Evlenmek için sözleştiğimizden beri daha iyi bir yaşamımız olsun diye çalışıyorum dedi. Bizim sözümüz eski bir söz. İkimiz de fakirdik ve çalışarak daha iyi bir hayat kurabileceğimize inanıyorduk. Oysa şimdi sen çok farklı bir adamsın dedi kız. Genç adamın yüzünde bu konuşmadan çok sıkıldığını gösteren bir ifade vardı. Sabırsızca çok gençtim dedi. Kız gözlerini kuruladı, derin bir nefes aldı ve kararlı bir sesle konuştu. Kendin de biliyorsun ki eskiden olduğun insan değilsin artık. Ben değişmedim. Eskiden mutluyduk ama şimdi iki farklı insan olduk ve çok mutsuzuz. Bunu yeterince düşündüm ve seni serbest bırakıyorum dedi. Ben bunu ima etmedim dedi Scrooge. Tabii ki söylemedin ama artık yeni bir yaşam tarzın var. Şu anda tanışsaydık kesinlikle benim peşimden koşmazdın çeyizi olmayan bir kızla evlenmek aklına bile gelmezdi. Sen ki her şeyi kazancına göre ölçüp tartıyorsun. Böyle bir evlilik sana uygun değil. Ben de seni özgür bırakıyorum. Bunu da artık seni sevmediğim için değil, tam tersine seni çok sevdiğim için yapıyorum. Kısa zamanda beni unutacağına eminim. Seçtiğin yaşamda sana mutluluklar dilerim. Kız ayağa kalkıp arkasına bakmadan giderken yaşlı Scrooge gözlerini kapattı. Hayalet, lütfen beni evime götür artık. Buna dayanamıyorum, dedi. Ancak hayalet başını iki yana salladı. Görmen gereken bir yer daha var, dedi ve yaşlı adamı kolundan tuttuğu gibi başka bir yere taşıdı. Orta halli eşyalarla döşenmiş rahat ve sevimli bir odadaydılar şimdi. Şöminenin önünde deminki genç kız oturuyordu. Ancak yıllar geçmiş ve o çıtı pıtı genç kız alımlı bir hanıma dönüşmüştü. Hanımın yanında kızı da vardı. O da farklı yaşlarda çocuklarla doluydu. Çocuklar oradan oraya koşuşturuyor, oyunlar oynayıp kahkahalar atıyorlardı. Hanımefendi torunlarını ışıldayan gözlerle izliyor, onlarla birlikte kahkahalar atıyordu. Tam o sırada kapı çaldı çocuklar kapıya koşup neşeyle büyük babalarını karşıladılar. Adamın yiyecek ve yılbaşı hediyeleriyle dolu sepeti taşıyan yardımcısı da çocukların ilgisinden payını aldı. Kapıda tam bir kargaşa yaşanıyordu. Çocuk sürüsü kısa sürede bütün hediye paketlerini talan etti. Yiyecekler de doğrudan mutfağa taşındı. Çiftin diğer çocukları ve damatları gelmeden önce yemek masasının hazırlanması için hummalı bir çalışma başladı. Torunlar çocuk odasına yollanınca gürültü de onlarla birlikte gitti. Scrooge gözünü gelen adama dikmişti. Bu adam onun olması gereken hayatı yaşıyordu. Çok güzel çocukları ve harika torunları vardı. Adam gülümseyerek, ''Bella, bu öğlen senin eski bir arkadaşını gördüm.'' dedi. ''Kimi?'' ''Bay Scrooge'u gördüm. İş yerinin önünden geçiyordum. Bakmadan edemedim. Ortağı ölmüş diye duydum.'' Ofiste tek başına oturuyordu. Başka bir arkadaşı olduğunu da sanmıyorum. Scrooge hemen gitmek istiyorum diye haykırınca hayalet geçmişte olan şeyler için bana kızamazsın dedi. Yaşlı adam birden kendini odasında buldu. O kadar yorgundu ki sendeleyerek yatağına doğru gitti ve üzerine yorganını bile çekemeden kaldı. Scrooge saatin biri vurduğunu duyunca uyandı ve yatağında oturdu artık gördüklerinin kabus olmadığına emin olmuştu. Marley'nin geleceğini söylediği hayaletin yakınlarda olduğunu düşünüyordu. Bu defa hazırlıklı olacak, şaşkınlık ve dehşetle eli ayağı birbirine karışmayacaktı. Ancak hiçbir şey gelmedi. Ne bir ışık, ne bir gölge, ne de bir homurtu. Beş dakika, on dakika, on beş dakika geçti ama hayalet ortaya çıkmadı iyice endişelenmişti. Birden oda kapısından hızla geçen minik bir ışık içeri daldı. Işık minik bir peri gibi etrafta zıplayıp duruyordu ama hayalete hiç benzemiyordu. Sanki onu çağırmak için gönderilmiş bir haberci gibiydi. Scrooge yataktan kalktı, terliklerini giyip odanın kapısını açtı. Büyük oturma odasının kapısının altından ışık sızıyordu. Derinden gelen tuhaf bir ses onu çağırdı. Scrooge kapıyı açıp oturma odasına girdi. Hiçbir şey onu gördüğü manzaraya hazırlayamazdı. Sanki yemyeşil bir çayır odayı istila etmiş gibiydi. Duvarlar ve tavan çoban püskülü dallarıyla kaplıydı. Sanki her yana yıldızlar serpilmiş gibiydi. Odanın asla yakılmayan şöminesinde büyük bir ateş yanıyordu. Masada kızarmış hindiler, kazlar, pirzolalar börekler, pastalar, ateşte pişmiş kestaneler, kıpkırmızı elmalar, sulu portakallar, şeker gibi armutlar, kekler ve leziz içecekler diziliydi. Kanepede ise kenarları kürklü, koyu yeşil kaftan giymiş, elinde parlak bir meşale tutan bir dev oturuyordu. Dev, içeri gir de tanışalım dedi. Scrooge çekingen adımlarla içeri girdi. Dev, ben şimdiki yılbaşının hayaletiyim dedi. Hayaletin kafasında buz sarkıtları olan bir çoban püskülü tacı vardı. Uzun dalgalı saçları, sakalı ve bıyığı kahverengiydi. Scrooge'a kaftanıma dokun diye emretti. Scrooge elini kaftana uzatır uzatmaz o da ortadan kayboldu. Bir yılbaşı arifesi sabahında sokakta dolaşıyorlardı. Hava pek iç açıcı değildi her yer karla kaplıydı. İnsanlar kapılarının önündeki ve çatılarındaki karları kürüyor, çocuklarsa karın keyfini çıkarıyorlardı. Gökyüzü de bulutlu görünüyordu. Pus ve buz karışımı ağır bir sis sokaklara çökmüş gibiydi. Dükkanlar hala açıktı ve vitrinler ışıl ışıldı. Hava kararmaya başlayıp alaca karanlık çökünce sokaklardaki insan kalabalığı arttı fırınlar, manavlar doldu taştı. Herkes parası yettiğince yiyecek içecek alıp bir an önce evine gitmeye çalışıyordu. Scrooge biraz düşündü, sonra cesaretini toplayıp ''Hey hayalet!'' dedi. ''Biraz haksızlık yaptığını düşünmüyor musun? Böyle günlerde zenginlerin evlerine yiyecek ve hediye akarken fakirler yaşam mücadelesi veriyor.'' Hayalet ''Ben mi?'' diye şaşkınlıkla cevap verdi. Şu ölümlü dünyanızdaki her şey sizin eseriniz. Bu dünyayı sadece insanoğlu şekillendirdi ve hayatlarınızdaki iyi ya da kötü her şey sadece kendi eseriniz. Sorumluluğu başkalarına yıkmaya ne kadar da heveslisiniz öyle. Scrooge bu sözlere cevap vermedi. İkisi daha önce olduğu gibi görünmeden şehrin kenar mahallelerine doğru yürüdüler. Kısa süre sonra Scrooge'un katibi Bob'un evine ulaşmışlardı kapı eşiğine geldiklerinde hayalet gülümseyerek Bob'un evine meşalesinden bir şeyler serpti. Bob karın tokluğuna çalışan bir katipti ama şimdiki yılbaşının hayaleti evine ışığını bahşetmişti işte. Üstünde iki kez ters yüz edilerek tekrar dikilmiş ve eskiyen yerleri ucuz ama zarif kurdelelerle süslenmiş elbisesiyle Bob'un karısı Bayan Krakit ayağa kalktı kızı Belinda sofrayı kurmasına yardımcı oldu. Oğlu Peter patates dolu tencereyi kontrol etti. Bu sırada biri kız biri erkek iki küçük Krakit koşarak ve yüksek sesle konuşarak eve girdiler. Bayan Krakit, baban hala gelmedi, küçük Tim onunlaydı, Marta neredeyse yarım saat geç kaldı diye söylendi. İşte Marta geliyor anne dedi küçük kız. Ufaklıklar Marta diye çığlıklar attılar. Marta fırında kas pişiriyoruz haberin var mı? Bayan Krakit kızının beresiyle atkısını çıkarmasına yardım etti. Kızı öperken ne kadar geç kaldın böyle dedi. Genç kız işler bir türlü yetişmedi anca bitirdik diye cevap verdi. Neyse en azından yarın için izin alabildin ya buna da şükür dedi. Ateşin önüne otur biraz hadi. Ufaklıklar babam geldi diye bağırdılar. Bob Krakeet küçük Timi omuzuna almış keyifle eve doğru yürüyordu. Çocuklar kapıdan giren babalarının üstüne atıldılar. Herkes çok mutluydu. Bayan Krakeet gülümseyerek "Tim uslu durdu mu?" diye sordu. "Çok usluydu," diyen Bob hüzünle boşluğa bakmaya başladı. Kendi kendine konuşur gibi "giderek büyüyor ve güçleniyor" diye ekledi. Ama sanki söylediklerine kendisi de inanmıyordu. Küçük koltuk değneğinin sesi duyuldu ve küçük Tim kız ve erkek kardeşiyle birlikte ateşin yanındaki sandalyesine oturdu. Peter'la her zaman dışarı çıkmaya hevesli iki ufaklık kazı fırından almaya gittiler ve gözlerinin içi parlayarak geri döndüler. Öyle heyecanlıydılar ki sanki kaz değil de bir sandık elmas taşıyorlardı. Gerçi bu ev için kızarmış bir kaz gerçekten de bir sandık elmas kadar değerliydi. Bob, ben hayatımda bu kadar güzel bir kaz görmedim, dedi. Peter hevesle patatesleri püre yaptı. Belinda elma suyunu bardaklara koydu. Marta ekmeği dilimledi. Babaları da Tim'i masanın bir köşesine yerleştirdi. Küçükler herkesin oturabilmesi için sandalyeleri dizdiler. Bayan Krakit kazı kesmek için hazırladığı bıçağı alınca herkes sustu ve eti keserken İçindeki dolgu malzemesi ortaya çıkınca tüm masadan hayranlık sesleri yükseldi. Hiç böyle bir yemek yememişlerdi. Bob, dünyadaki en lezzetli kazın bu olduğunu söylüyordu. Bayan Crackit son lokmasını yerken "Şimdi de kendinizi tatlıya hazırlayın." dedi. Büyük kızı masaya yeni tabaklar dizerken Bayan Crackit pudingi getirdi. Üstü göz göz olmuş, iyice kabarmış ve tepesine çoban püskülü konmuş harika bir yılbaşı pudingiydi bu. Nefis kokuyordu ve çok lezzetliydi. Bob Crackit, pudingin Bayan Crackit'in bugüne kadar yaptığı en güzel şey olduğunu söyledi. Bayan Crackit, pudingi hazırlarken malzemelerin miktarından pek emin olmadığını itiraf etti. Herkesin pudingle ilgili bir yorumu vardı. Ama kimse bu ufacık tatlının büyük bir aile için yetersiz olduğunu düşünmemişti. Derken yemek bitti. Masa toplandı ve ateşe kömür atıldı. Kestane'ler ateşe yerleştirildi. Elmalarla portakallar masaya kondu. Tüm aile bireyleri ateşin karşısına geçerek ucuz fincanlardaki sıcak içeceklerini keyifle içmeye başladılar. Bob, "Hepimize mutlu yıllar." dedi çocuklar da bu dileği tekrar ettiler. Bob, yanındaki küçük sandalyede oturan Tim'in üzerine eğildi ve başını okşadı. Scrooge daha önce aklına bile gelmeyen bir fikirle sarsılmıştı. "Hayalet!" dedi. "Küçük Tim yaşayacak mı?" Hayalet başını iki yana salladı. "Boş bir sandalye var. Şurada ocağın köşesinde. Yanında da sahibi olmayan bir koltuk değneği görüyorum. Eğer hemen tedaviye başlanmazsa Çocuk gelecek yılbaşını göremeyecek. Scrooge bembeyaz olmuştu. "Olamaz, iyi kalpli hayalet, lütfen bunun olmasına engelle." diye yalvardı. Hayalet çok ciddi bir ifadeyle Scrooge'un gözlerinin içine baktı. "Sana ne ki bundan? Zaten işlerin başından aşkın." Scrooge hayaletin kendi sözlerini tekrar ettiğini görünce yüreği buz kesti. Hiç bu kadar üzülmemişti. Birden kendi adını duydu. Bob, Bay Scrooge için de kadeh kaldıralım dedi. Bu şöleni onun sayesinde verebildik. Bayan Crackit yüzünü ekşitti. Onun sayesindeymiş diye söylendi. Keşke burada olsaydı da ona birkaç laf etseydim. Bakalım sözlerim hoşuna gidiyor mu? Scrooge ailede resmen canavar ilan edilmişti. Adı bile bu şenlik havasına gölge düşürmeye yetmişti. Ancak bu olumsuz duygular beş dakika sürdü. Peşinden on kat daha neşelendiler. Bob, Peter için bir iş bulduğunu, eğer olursa ceplerine biraz daha para gireceğini anlattı. Marta bir şapkacıda çıraktı. İşleri ne kadar da çabuk öğrendiğini anlattı ve yarın tatil olduğu için sabah erken kalkması gerekmediğini söyledi. Bu sırada közdeki kestaneler ve meyveler yeniyor, meyve suları içiliyordu. Tim incecik sesiyle karda kaybolan bir çocukla ilgili bir şarkı söyledi. Öyle özenilecek bir aile gibi değillerdi. Yoksul ve sıradan görünüyorlardı. Fazla giysileri ya da eşyaları da yoktu. Ama Scrooge hayatında böyle mutlu insanlar ve bu kadar güzel bir aile gördüğünü hatırlamıyordu. Hayalet meşalesini sallayarak bir şeyler serpiştirdi ve bu sıcak yuva yavaşça gözden kayboldu. Dışarıda hava karanlık ve buz gibiydi. Kar iyice hızlanmıştı. Scrooge ile Hayalet pencerelerin ışıklarıyla aydınlanan sokaklardan geçtiler. Bir evde ateşin önüne masa hazırlanıyor ve güzel bir yemek pişiyor, bir başka evde sobanın sıcaklığı dışarı kaçmasın diye perdeler örtülüyordu. Bir köşede çocuklar koşarak kardeşlerini, kuzenlerini amcalarıyla halalarını karşılamak için sokağa fırlıyor. Cama evde toplanan misafirlerin gölgeleri düşüyor. Bir diğer köşede şık giyimli güzel kızlar hep bir ağızdan gülüşerek yılbaşı partilerine gidiyorlardı. Birbirinden şık, yakışıklı delikanlılar da beyefendi tavırlarıyla göz kamaştırıyor, gittikleri evlerin neşe kaynağı oluyorlardı sokaktaki fenerleri yakan adamın kıyafetlerinden geceyi bir yerlerde eğlenerek geçireceği belliydi. Keyifle işini yapıyor, yanından geçenleri selamlıyordu. Kar altında yürüyüp, keyifle oradan oraya koşuşturanları izlerken Scrooge çok neşeli bir kahkaha duydu. Gülen kişinin pırıl pırıl aydınlatılmış bir odada dostlarını ağırlayan yeğeni olduğunu görünce çok şaşırdı. Hayalet bu kadar içten kahkahası olan biriyle arkadaş olmak çok keyifli olmalı dedi. Scrooge'un yeğeni kafasını arkaya atarak gülerken karısı da onun kadar içten gülüyordu. Arkadaşları da onlarla birlikte kahkahalar atıyorlardı. Yeğeni "Dayım komik bir ihtiyar" dedi. "Kesinlikle çok aksi ama kimseye zararı yok. Sadece kendine." Karısı "Çok zengin olduğu kesin" dedi. Fred sen de biliyorsun ki sadece kazanıyor, hiç harcamıyor. Evet, çok parası var ama zenginliğinin bir faydasını görmüyor ki, kendisi için kullanmıyor. Fakir bir adamdan daha iyi koşullarda yaşamıyor. Karısı onu düşünmene bile şaşırıyorum Fred, dedi. Fred, onun için çok üzülüyorum. Çok yalnız ve mutsuz bir hayatı var. Üstelik mutsuz olduğunun farkında bile değil. Bizi sevmediğini düşünüyor. Ruhen o kadar kaybolmuş ki buna kızamıyorum. Gelip bizimle bir yemek bile yemiyor. Sonuçta çok güzel bir yemeği kaçırıyor diye cevap verdi. Yemeği çok beğenmiş olan arkadaşları buna katılmadan edemediler. Ateşin karşısında önlerinde pasta tabaklarıyla oturuyorlardı. Scrooge'un yeğeni yani diyeceğim şu diye devam etti. Bu durumda kaybeden hep o oluyor. Bir sürü güzel şeyi kaçırıyor o köhne ofisinde tuz içinde otururken hayatı geçip gidiyor. İstese de istemese de ona her yıl bize katılmasını önereceğim. Çünkü onun için çok üzülüyorum. Tek akrabası benim. Zaten onu dün biraz sarstım sanki. Bu sözler misafirlerin kahkahalarla gülmesine neden oldu. Scrooge'un sarsılması fikri herkese çok komik gelmiş olmalıydı. Yeğeni de gülmeyi seven bir adam olduğu için onlara katıldı. Hep birlikte keyifle çaylarını yudumladılar. Çaylar içilip pastalar yendikten sonra müzik başladı. Ev sahibi çok güzel arp çalıyordu. Misafirlerden sesleri güzel olanlar birbiri ardına eğlenceli şarkılar söylediler. Scrooge geçmişte müziğe daha düşkün olsaydı yaşamının çok daha farklı olacağını düşündü. Keşke sevdiği kızı elinden kaçırmamış ve bir aile kurmuş olsaydı. Kimse onu göremese de Scrooge bu davete katıldığına çok memnun olmuştu. Parti oyunlarla devam etti. Önce körebe oynadılar. Peşinden kim nerede ne yapıyor oyunu başladı. Oyun o kadar eğlenceliydi ki Scrooge bile sesini duyamayacaklarını unutarak oyunlara katılıyor, tahmin ediyor ve çoğunlukla doğru biliyordu. Sonuçta Scrooge çok zeki bir adamdı. Hayalet çok eğlenseler de Artık gitmeleri gerektiğini söyleyince yaşlı adam çok üzüldü. Bak işte yeni bir oyun başlıyor. Birazcık daha kalsak ne olacak ki diye yalvardı hayalete. Yeni oyunun adı Evet Hayırdı. Scrooge'un yeğeni aklından bir şey tutuyor, diğerleri ona cevabı evet veya hayır olacak sorular sorarak aklından ne tuttuğunu bulmaya çalışıyorlardı. Sorular birbiri ardına geldi. Hayvan mı? Evet. Köyde mi yaşıyor? Hayır. Saldırgan bir hayvan mı? Hayır. Aksi bir hayvan mı? Evet. Homurdanan ve kükreyen bir hayvan mı? Evet. Şehirde mi yaşıyor? Evet. Hayvanat bahçesinde mi? Hayır. Sokaklarda geziyor mu? Evet. Tasma ya da dizgin takıyor mu? Hayır. Kedi mi? Hayır. Her yeni sorunun peşinden adamcağız kahkahalara boğuluyordu. En sonunda baldızı aynı şekilde gülmeye başlayarak buldum diye bağırdı. "Cevabı biliyorum Fred. Ne olduğunu anladım." "Neymiş?" diye sordu Fred. "Dayın Scrooge!" Yanıt doğruydu. Fred, "Dayım bizi çok neşelendirdi." dedi. "Bu yüzden sağlığına kadeh kaldırmalıyız. Dayım Scrooge'un sağlığına." Bütün misafirler "Scrooge'un sağlığına." dediler. Fred, "Mutlu bir yıl dilerim kendisine." diye ekledi. Kutlamalarımı asla kabul etmezdi. Ama ben yine de iyiliğini dileyeceğim. Scrooge hiç beklemediği kadar mutlu olmuştu. Teşekkür etmeye niyetlendi. Ancak hayalet onu tuttuğu gibi çekip götürdü. Tekrar yola koyulmuşlardı. Saatlerce dolaştılar. Çok uzun yolları göz açıp kapayana kadar geçiyorlardı. Bir sürü şey gördüler. Hayalet yanına gittiği herkese umut ve neşe veriyordu. Uzun bir geceydi. Ama Scrooge bundan da pek emin olamıyordu. Çünkü sanki onlarca gece bir araya sıkıştırılmış da bir gecede yaşanıyormuş gibi hissediyordu. Ayrıca Scrooge, görünüş olarak hiç değişmemiş olmasına rağmen hayalet belirgin bir şekilde giderek yaşlanıyordu. Scrooge bunu ancak saçının beyazlamış olduğunu fark ettiğinde dile getirmeye cesaret edebildi. Hayaletlerin ömrü ne kadar diye sordu. Hayalet "Benim bu dünyadaki ömrüm çok kısa." diye cevap verdi. "Bu gece sona eriyor. Bu gece mi? Yılbaşı gecesi. Saat 12'de. Birazdan gideceğim." Meydandaki büyük saat 12'ye çeyrek kaldığını gösteriyordu. "Gitmeden sana bir şey soracağım. Kaftanının altında fazladan ayak ve pençeler var gibi. Bunlar da ne?" Hayalet üzgün bir ifadeyle "Evet. Bir deri bir kemik kalmış eller ve ayaklar pençeye benzer." diye yanıt verdi. Sonra kaftanının eteklerini açtı. Üstü başı sefil, pislik içinde iki çocuk ortaya çıktı. Scrooge irkilerek geriye doğru bir adım attı. Ne söyleyeceğini bilemiyordu. "Bunlar senin çocukların mı?" diye sordu. Hayalet çocukların başını okşayarak "İnsanlığın çocukları." diye cevap verdi. Erkeğin adı Cehalet, kızınsa Yoksulluk. İkisine de dikkat etmek gerekiyor. Ama özellikle erkekten uzak durmalı. Çünkü varlığıyla en kötü felaketleri getiriyor. İkisiyle de mücadele etmek gerekiyor. Ancak insanlar açgözlülükleri ve aptallıklarıyla bunları besliyorlar. Cehaletle savaşanları yok etmeye, karalamaya çalışıyorlar. Fitne ile fesatla dünyayı berbat bir hale dönüştürüyorlar. Sonunuz böyle gelecek işte. Scrooge korkuyla Bunların kalabileceği bir yer yok mu diye sordu. Hayalet kendi sözlerini hatırlatarak hiç hapishane yok mu diye cevap verdi. Saat 12'yi vurdu. Scrooge gözlerini kırpıştırdı ama hayalet çoktan ortadan kaybolmuştu. 12 olduğunu duyuran çanın sesi duyulmaz olunca yerden koyu bir sis yükselmeye başladı. Sis hızla yoğunlaştı ve başlıklı siyah bir cübbe haline dönüştü hayalet yavaşça havada süzülerek ilerledi ve Scrooge'un karşısına dikildi. Yaşlı adam dehşetle de diz çöktü. Bu hayalet o ana kadar gördüğü her şeyden daha korkunç, daha gizemliydi. Siyah cübbesi elleri dışında her yerini kapatıyordu. Elleri o kadar zayıftı ki sanki kemikten pençeler gibiydi. Yüzünün yerinde ise sadece zifiri karanlık bir gölge vardı.'' Dış hatları o kadar belli belirsizdi ki hayaleti gecenin karanlığından ayırmak neredeyse imkansız gibiydi. Karşısında dikilen hayalet konuşmuyor, hareket etmiyordu. Scrooge cesaretini toplayıp "Sen gelecek yılbaşının hayaleti misin?" diye sordu. Bana geleceği gösterecek hayalet. Hayalet yanıt vermeye tenezzül etmiyormuş gibi görünüyordu. Bir elini yavaşça kaldırıp iskelete benzer işaret parmağıyla ileriyi gösterdi sonra da yavaşça o yöne doğru ilerlemeye başladı Scrooge bu dehşet verici yaratıktan o kadar korkmuştu ki dizlerinin bağı çözülmüştü karanlık figürün peşinden gitmeye çalıştığında zorlukla adım atabildiğini fark etti neyse ki hayalet yaşlı adamın takip edebileceği bir hızla ilerliyordu Scrooge ilerledikçe kendini daha kötü hissediyordu hayaletin cübbesinin eteğine tutunarak onunla birlikte havada kaymaya başladı. Hareketleri o kadar tuhaftı ki sanki binaların arasında ilerlemiyorlardı da binalar etraflarında belir veriyordu. Yaşlı adam nasıl geldiklerini anlayamadan borsa sokağına ulaştılar. Şimdi Scrooge'un çalıştığı iş adamlarının yanındaydılar. Yakındaki bir grup tüccar heyecanlı ifadelerle konuşuyordu. Şişman bir kereste tüccarı ''Ben de kesin bir bilgi edinemedim sadece ölmüş olduğunu biliyorum'' dedi. Sıkrucun eskiden beri tanıdığı bir kabzı ''Ne zaman ölmüş?'' diye sordu. Başka biri ''Dün gece diye duydum'' diye cevap verdi. Uzun ve sıska olan ''Peki nasıl ölmüş bir hastalığı filan mı varmış?'' diye sordu. Sanki hiç ölmeyecek gibi görünüyordu da kereste tüccarı esneyerek ''Haberimiz yok'' dedi kırmızı suratlı et tüccarı mirası ne olacak acaba diye sordu. Kereste tüccarı burnunu kaşıdı, hiç bilmiyorum diye yanıt verdi. Bana bırakmadığı kesin, bunu bilir bunu söylerim. Bu espri üzerine gruptaki herkes kahkahalarla gülmeye başladı. Aynı adam cenaze için fazla para harcanmayacaktır herhalde dedi. Cenazenin kalabalık olacağını hiç sanmıyorum. Birlikte gitmemiz gerekir mi acaba? Kırmızı suratlı adam, cenaze yemeği olacaksa ben gidebilirim dedi. Cenazede karnın doymayacaksa pek bir anlamı olmuyor. Adamlar tekrar gülmeye başladılar. Scrooge hayalete baktı ama karanlık silüetin açıklama yapmaya niyeti varmış gibi görünmüyordu. Birlikte sonraki sokağa ilerlediler. Burada iki kişi konuşuyordu. Scrooge bu adamları tanıyordu. İkisi de zengin ve önemli tüccarlardı. İyi günler Merhaba. Şu bizim yaşlı iblisin vadesi dolmuş diye duydum. Ben de öyle işittim. Bugün hava iyice soğudu değil mi? Aralığın son haftasındayız artık. Göletler buz tuttu. Kaymaya gitsek mi? Gidemem. Acil işlerim var. Hadi sana iyi günler. Başka bir şey söylemedi. Scrooge hala ölenin kim olduğunu öğrenememişti. Eski ortağı Jacob olamazdı. Çünkü Jacob Marley yedi yıldır ölüydü. Üstelik bu geleceği gösteren hayaletti. Birden kendisinin her zaman durduğu köşede başka bir adamın olduğunu fark etti. Acaba hayatını değiştirip borsa işlerini bırakmış olabilir miydi? Derken şehrin kötü mahallelerine doğru ilerlemeye başladılar. Dar, karanlık sokaklar hırpani kıyafette insanlarla doluydu. Scrooge bu mahallelerin kötü ününü daha önce duymuştu ama hiçbir zaman buralara yolu düşmemişti. İnsanlar, yollar ve binalar o kadar pisti ki her yerden korkunç kokular yükseliyordu. Sokaklarda açlık ve sefalet kol geziyordu. Sonunda yıkık dökük bir binanın önünde durdular. Burası hemen her şeyin satıldığı bir eskici dükkanıydı. Eski tuğlalardan yapılmış bir sobanın yanında bembeyaz saçları olan yaşlı bir adam duruyordu. Hayalet ve Scrooge sırtında ağır bir bohçayla içeri giren kadını izlediler. Hemen ardından başka bir kadın yine ağır bir bohçayla içeri girdi. Yaşlı adam şu kapıyı kapatayım da getirdiklerinize bir bakayım dedi. Yaşlı adam maşayla ateşin közünü dürtüklerken kadınlar da bohçalarını yere koyup açtılar. Kadınlardan ilki kötü tesadüf bayan Dillion dedi. Şansa bak ki aynı yere gelmişiz. Ama biliyorsun, herkesin kendi çıkarına bakması gerekir. O sefil adam da her zaman sadece kendi çıkarını kollardı. Çamaşırcı, çok doğru söylüyorsun, dedi. O adam sadece çıkarları için yaşardı. E, ee, o zaman endişelenmemize gerek yok. Birbirimizi ele verecek halimiz de yok ya. Üstelik birkaç parça eşya kayboldu diye merak edecek kimse de yok ortada. Adamın mezarda bunlara ihtiyacı olmayacaktır. Diğer kadın bir kahkaha patlattı. E tabii ki olmaz. Yaşarken herkese o kadar kötü davrandı ki öldüğünde yanında hiç kimse yoktu. Ektiğini biçti işte. Keşke bütün o yaptıklarının cezasını çektiğini görseydim. Hadi Joe bak şu bohçalara da öğrenelim ne kadar para alacağımızı. Bayan Dillian'ın bohçasında çarşaflar, havlular, bir giyim eşyası, iki eski püskü gümüş çay kaşığı, bir şeker maşası ve birkaç ayakkabı vardı. Eskici adam biçtiği değeri hemen kadına ödedi. Diğer kadının bohçasından çıkan şeyleri ilk başta anlamadılar. Eskici bunlar da ne böyle diye sordu. Kadın gülerek yatak perdeleri diye cevap verdi. Scrooge'un evine girip bu perdeleri söküp aldın ha çok cesurmuşsun. Bunlar da yorganlar dedi kadın. Eskici bir an endişelenmişti. ''Bulaşıcı bir hastalıktan ölmedi değil mi?'' diye sordu. Kadın bilmiş bir ifadeyle ''Bulaşıcı hastalığı olduğunu duysam evin yakınına bile gitmezdim.'' dedi. ''Bak bu da yün gömlek. Yepyeni. Deliği falan yok. En iyi gömleği buydu. Bununla gömülecekti. Ama böyle iyi bir gömleğin mezara gitmesine gönlüm el vermedi. O adama patiska bile fazla.'' Scrooge dehşete kapılmıştı. Bunun onun da başına gelebileceğini düşünüp Böylelerine kin beslemeye başlamıştı ki birden kendini odasında buldu. Yatağının perdeleri ortadan kaybolmuştu. Karanlıkta yatakta üzerine yırtık pırtık bir çarşaf örtülmüş kimsesiz bir adam yatıyordu. O an Scrooge tüccarların ve hizmetkarların hakkında konuştukları kişinin kim olduğunu anladı. Hırs, açgözlülük, cimrilik ve acımasızlık çok zengin ölmesini sağlamıştı. Ama yine bunlar yüzünden yanında hiç kimse olmadan ölmüştü. Sıkruc'un içinde tuhaf bir isyan duygusu uyandı. Hayalet diye haykırdı. Şu dünyada benim ölümüm için başka şeyler hisseden birileri mutlaka olmalı. Hayalet ani bir hareketle kolunu savurunca gündüz vakti çocuklarıyla birlikte oturan bir kadın gördü. Kadın endişeyle birini bekliyor gibiydi. Her sese yerinden zıplıyor, ikide bir saate bakıyordu. Sonunda kapı zili çaldı ve kocası geldi. Adam çok yorgun ama birazcık mutlu görünüyordu. Sobanın yanına oturunca karısı alçak sesle neler olduğunu sordu. Adam önüne baktı. Kadın, peki haberler iyi mi yoksa kötü mü diye sordu. Kötü dedi adam. Eyvah dedi kadın. Aslında tuhaf bir şekilde hala bir şansımız var dedi adam. Kadın bezgin bir tavırla o canavar bize asla acımaz. Merhamet kelimesini bile bilmediğine eminim dedi. Adam merhametten değil de dedi. Ölmüş. Kadının yüzü birden mutlulukla ışıldadı. Ama hemen ardından utançla başını yere eğdi. Bu habere şükrettiği belliydi. Ama bir ölüme sevindiği için çok rahatsızdı. Peki şimdi biz borcumuzu kime ödeyeceğiz? Bilmiyorum. Ama miras işlemleri bitene kadar parayı kazanabiliriz. Hem belki de mirasçı daha iyi biri olabilir. En azından bu gece rahat bir uyku uyuyacağız. Scrooge artık hayaletten korkusunu bile unutmuştu. "Ama bunlar mutlu oldu." diye haykırdı. "Bana ölümüme üzülen birilerini göster." Birkaç saniye sonra tanıdık bir evin önündeydiler. Yine Bob Crackett'in evine gelmişlerdi. Bu defa geçen gelişinin aksine Evde hüzünlü bir hava vardı. Bayan Krakeetle çocukları ateşin karşısında sessizce oturuyorlardı. Kapı çalınca çocuklar hemen koşarak açtılar. Bob Krakit sırtında ceketi, boynunda atkısıyla kapıda dikiliyordu. Hava buz gibiydi ama adam sanki soğuğu hissetmiyor gibiydi. Kızlardan biri hemen babasına çay getirdi. Küçükler dizlerine oturup boynuna sarıldılar. Bob huzurlu görünüyordu. Pazar gününe kadar her şey hazır olur dedi. Görseniz yemyeşil bir yer. Her pazar günü oraya gideceğime söz verdim. Ah benim zavallı evladım. Birden ağlamaya başladı. Scrooge'un kalbine bir bıçak saplanmıştı sanki. Küçük Tim'in öldüğünü anlamıştı. Kendisi yaşlı bir adamdı. Ölümü kabullenebilirdi. Ama küçücük bir çocuğun ölümü ona çok ağır gelmişti. Başını çevirip hayalete baktı. Artık söyleyecek hiçbir sözü kalmamıştı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Hayalet elini kaldırdı ve Scrooge hayaletin elini tuttu. Birkaç saniye sonra kendini yatağında buldu. Hayalet ortadan kaybolmuştu. Sonunda yatağına dönmüştü. Ama tükenmiş bir haldeydi. Göz yaşları içinde uyuyakaldı. Gözünü açtığında güneş çoktan doğmuştu. Bütün gece kar yağdığı için her yer bembeyazdı. Yataktan fırladı. Geleceği değiştirmekte kararlıydı. O karanlık gelecek gerçekleşmek zorunda değildi. Bir an durdu. Aslında o bugünü de değiştirmek, yaşadığı her günden keyif almak istiyordu. Her şeyi değiştirecekti. Giysilerini arıyor, giyinmeye çalışıyordu. Ancak o kadar coşku doluydu ki bir türlü giyinemedi. Sırtına sabahlığını geçirdi. Bugün ayın kaçıydı acaba? Kaç gündür hayaletlerle dolaştığını bilemiyordu. Çanlar çalmaya başlamıştı. Sesler çok hoşuna gitmişti. Çın çın, ding dong, din çın. Pencereyi açtı ve kafasını dışarı uzattı. Buz gibi soğuğun canlandırıcı bir etkisi vardı. Güneş kar örtüsünün ışıldamasını sağlıyordu. Gökyüzü masmaviydi. Her şey harikaydı. Bir çocuk sokakta arkasında kızağıyla yürüyordu. Scrooge, "Bugün günlerden ne?" diye seslendi. Çocuk şaşkınlıkla, "Bilmiyor musun?" diye sordu. Scrooge, "Bugün günlerden ne evlat?" diye tekrar etti. "Bugün yılın son günü, bu akşam yılbaşı." diye cevap verdi çocuk. Scrooge bir kahkaha patlattı. Çok uzun yıllardır gülmediği için biraz acemiydi ve kahkahası da karga gaklamasına benziyordu. Ama sonuçta bir kahkahaydı işte. Scrooge, kaçırmamışım. Hayaletler beni en güzel zamana bırakmışlar. Zamanla bile oynayabiliyorlar. Mutlu yıllar sana evlat diye bağırdı. Çocuk, size de efendim diye cevap verdi. Scrooge, yan sokaktaki kasabı biliyor musun diye sordu. Tabii ki biliyorum dedi çocuk. Aferin sana akıllı çocuk. Kasaptaki devasa hindiyi de gördün mü? Çocuk kollarını iki yana açtı şu boyu neredeyse benim kadar olan hindi değil mi diye sordu. Scrooge gülümseyerek ne tatlı çocuksun sen öyle dedi. Seninle konuşmak çok eğlenceli. Evet o hindiden bahsediyorum. Eğer kasaba gidip o hindiyi bana getirmesini istediğimi söylersen sana bir altın veririm. Çocuk cevap bile vermeden kasaba doğru koşmaya başladı. Scrooge hindiyi katibine yılbaşı hediyesi olarak göndermeye karar vermişti. Beş dakika sonra kasabın çırağı kucağında Hindi ile kapıya dayanmıştı. Hindi'nin gönderileceği adresi bir kağıda yazdı ve kasap çırağını karşılamak için sokak kapısını açtı. Bu sırada gözü kapı tokmağına takıldı. Kendi kendine bu tokmağa çok iyi bakacağım. Hatta öldükten sonra da tokmağa iyi bakılmasını vasiyet edeceğim dedi. Kasap çırağı merakla yaşlı adama baktı. Scrooge Çocuğa hindinin parasını ödedi. Sonra, bu çok büyük bir hindi. Vereceğim adrese yürüyerek gitmen çok zor. Bir taksiye bin." deyip delikanlıya taksi parası ve üstüne de biraz bahşiş verdi. Çocuğa da söz verdiği altını verirken ikisine de mutlu yıllar dilemeyi ihmal etmedi. Scrooge bir süre neşeyle o yana bu yana koşturdu ve sonunda giyinip sokağa çıkmayı başardı yılbaşı telaşındaki insanlar sokaklarda koşuşturuyorlardı. Scrooge karşılaştığı herkese gülümseyerek selam verdi, mutlu yıllar diledi. Onu tanıyanlar ağızları bir karış açık baka kalıyor, ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Tanımayanlar ise gülümseyerek ona selam veriyor, onlar da mutlu yıllar diliyorlardı. Scrooge bu sözleri harika iltifatlar gibi kabul ediyordu. İş yerine yaklaşırken bağış toplayan adamlardan biriyle burun buruna geldi. Gülümseyerek selam verdi ve elini uzattı. Kibarca "Nasılsınız?" dedi. "Duyduğuma göre yoksullar için bağış topluyormuşsunuz. Benim adım Ebenezer Scrooge. Bugün ofiste olmayacağım. O yüzden bağışımı yılbaşı tatilinden sonra alabilirsiniz." Sonra adama doğru eğilip alçak sesle yapacağı bağış miktarını söyledi. Adamın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Siz emin misiniz? diye sordu. Scrooge, uzun süredir hiç hayır işi yapamamıştım. Benim hatam. Ama bundan sonra her fırsatta bizler kadar şanslı olmayanlara yardım edeceğim, dedi. Tatilden sonra geleceksiniz değil mi? Adam, kesinlikle, diye cevap verdi. Diğer gönüllü arkadaşımı da getireceğim. O da sizinle tanışmak isteyecektir. Çok teşekkür ederim, dedi Scrooge. Adamla vedalaşıp doğruca iş yerine gitti. Bob çoktan gelmiş, buz gibi ofiste çalışmaya başlamıştı bile. Scrooge fırtına gibi içeri daldı ve katibinin karşısına dikildi. "Bu böyle devam edemez," dedi. "Bu ofis buz gibi. Daha çok kömür ve odun almalıyız. Sobaların erkenden yakılmasını istiyorum." Bob şaşkınlıkla patronuna bakıyordu. Hatta biraz korkmuş gibiydi. "Tabii efendim," diye cevap verdi. "Hemen gider alırım." "Bir şey daha var, Bob." Senin maaşın çok düşük. Öyle bir parayla geçinmek mümkün değil. Sana bugünden itibaren zam yapıyorum. Maaşını birkaç katına çıkarmamız gerekecek. Ne de olsa çok kalabalık bir ailen var. Ayrıca bugün yılbaşı. Sana bir maaş ikramiye vermeye karar verdim. Bugün çalışmamıza da gerek yok. Odun ve kömürü aldıktan sonra ofisi kapatır, evine gidersin. Ben de yeğenimin evindeki yılbaşı partisine gideceğim. Zavallı katip önce patronunun aklını kaçırdığını düşündü. Acaba hemen gidip doktor çağırsa mıydı? Ancak birkaç dakika sonra Scrooge ona sakince ikramiyesini ve kömür parasını verirken hesabını da doğru yapınca onun delirmediğini anladı. İş yerinden çıkan Scrooge yeğeninin evine kadar yürümeye karar verdi. Telaşla koşuşturan insanları seyretti. Esnafla sohbet etti. Evlerin pencerelerine baktı. Bahçeleri kaplamış taze kar örtüsünün üzerinde yürüdü. Bir kafeye girip sıcak çayla kurabiye yedi. Hayatın çok eğlenceli olduğunu düşünmeye başlamıştı. Birkaç saat sonra yeğeninin evinin önündeydi. Kapıyı çalmadan önce biraz endişe yaşadı. Sonunda cesaretini toplayıp zili çaldı. Yeğeni ve karısı onu kapıda görünce çok sevindiler. Hemen içeri davet edip akşamki partiden bahsetmeye başladılar. Scrooge da hazırlıklara yardım etmek istedi. Küçük de olsa bir aile sahibi olmak harika bir şeydi. O gün gecenin geç saatlerine kadar evin içinde yeğeniyle birlikte Scrooge'un kahkahaları da çınladı. Scrooge kendini evinde hissediyordu. Parti Scrooge'un hayaletle birlikte gördüğü şekildeydi ancak bu defa herkes onu da görebiliyordu. Harika bir partiydi. Yemekler yendi, eğlenceli oyunlar oynandı. İçten sohbetler edildi. Scrooge orada bulunmaktan ne kadar hoşnutsa, diğerleri de onun orada olmasından o kadar mutluydu. O günden sonra Scrooge günlerinin çoğunu yeğeninin evinde geçirdi. Yeğeninin çocukları olup da aile büyüyünce hayatı çok daha renkli bir hal aldı. Yaşlı adam Bob Krakit ve ailesini de ihmal etmedi. Sık sık onları ziyaret etti. Küçük Tim'in tedavisinin bütün masraflarını karşıladı. Küçük Tim sağlıklı bir çocuk olarak büyüdü ve Scrooge'un gerçek amcası olmadığını bile unuttu. Bob Cratchit'in bütün çocukları da Scrooge ve yeğeni sayesinde güzel hayatlar kurdular. Scrooge'un iyiliği sadece Cratchit ailesini etkilemedi. Adı kısa sürede ülkenin en iyi insanları arasında anılmaya başlandı. Bazıları onun çıldırdığı dedikodusunu yaptılar ama o bunlara gülüp geçti. Çünkü Böylelerinin dünyanın güzelliğini göremeyecek kadar kör olduklarını biliyordu. Kalbinin iyilik ve mutlulukla dolması ona yetmişti. Bir daha hiç hayalet görmedi ama o gece gördüklerini asla unutmadı. Umarım onun yaşadıkları hepimize ilham verir.